Doğal afetler. Yeryüzü isteğimizde ya da isteğimiz dışında sürekli değişim halindedir. Bu değişim sırasında insanların etkisi olmadan gerçekleşen olaylara doğa olayları denir. Önlenmesi insan eliyle mümkün olmayan sel, fırtına, deprem, çığ, heyelan gibi yıkıcı etkileri olan felaketlere doğal afetler denir. Doğal afetleri önlemek mümkün değildir. Ancak verdiği zararlarından ya da yıkıcı etkilerinden kurtulmak mümkündür. Doğal afetler şunlardır: deprem, sel baskını, heyelan, çığ, yangın, erozyon, tsunami, fırtına ve hortum. Deprem. Yer kabuğunda oluşan ani kırılma, çatlama ya da kıvrılma sonucu oluşan yer sarsıntılarına deprem denir. Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarlağı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına sismoloji denir. Yer sarsıntılarının büyüklüğünü, süresini, merkezini ve saatini saptamaya yarayan aygıta sismograf denir. Depremin zararlarından korunmak için yapılması gerekenler. Deprem öncesinde yapılması gerekenler. Yerleşim yerlerini sağlam zeminler üzerine yapmalıyız. Deprem sigortası yaptırmalıyız. Deprem çantası hazırlamalıyız. Evdeki ağır eşyaları, mobilyaları ve rafları duvara sabitlemeliyiz. İlk yardım bilgilerini öğrenmeliyiz ve ilk yardım çantasını hazırlamalıyız. Aile afet planı hazırlayarak doğal afet durumunda nasıl davranacağımızı bilmeliyiz. Deprem sırasında yapmamız gerekenler. Kesinlikle panik yapmamalıyız. Pencereden ve devrilebilecek ağır eşyalardan uzak durmalıyız. Merdiven, balkon ve pencerelerden uzak durmalıyız. Asansörü kullanmamalıyız. Deprem anında evimizdeki dayanıklı ev eşyalarının buzdolabı, çamaşır makinesi gibi yanına cenin pozisyonunda yatmalıyız ya da eller ense baş bölgesini koruyacak şekilde çök, kapan, tutun pozisyonunu almalıyız. Deprem sonrasında yapılması gerekenler. Sarsıntı biter bitmez binadan hemen çıkılmalıdır. Sakin olmalıyız, panik yapmamalıyız. Deprem çantasını yanımıza alıp binayı hızlı ve kontrollü bir şekilde terk etmeliyiz. Elektrik şalterini, su ve gaz vanalarını kapatmalıyız. Telefon hatlarını acil durum olmadığı sürece kullanmamalıyız. Ağaçlardan, köprülerden, elektrik direklerinden ve binalardan uzak durmalıyız. Önceden belirlenmiş güvenli buluşma noktasına ulaşmaya çalışmalıyız. Deprem çantasında bulunacak malzemeler: el feneri, düdük, plastik şişede su, bisküvi, kalın giyecekler, battaniye, konserve yiyecekler, pilli radyo. Sel. Aşırı yağışlar veya kar erimeleri sonucunda akarsu yataklarından taşarak tarım ve yerleşim alanlarını suların basmasına sel denir. Sel baskınlarını önlemek için nehirlerin önlerine baraj yapılmalı, çevre ağaçlandırılmalı, eğimli tarım arazileri teraslanmalı, selden korunmak için evimizi dere, akarsu yatağına değil, daha yüksek yerlere yapmalıyız. Sel, can ve mal kaybına yol açan bir felakettir. Heyelan. Aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen toprak kaymasıdır. Heyelanı oluşturan nedenler: yağış, fazla eğim, şiddetli deprem, toprağın cinsi, ağaçlı olmayışıdır. Ülkemizde en fazla ilkbahar mevsiminde görülür. Doğu ve Batı Karadeniz en çok heyelan yaşanan bölgemizdir. Tsunami. Deniz veya okyanuslarda oluşan dev dalgaların yerleşim yerlerini basmasıdır. Çığ. Çok kar yağışı almış eğimli yamaçlardaki karların kütleler halinde aşağı doğru yuvarlanmasıdır.
Çığdan korunmak için doğal bitki örtüsünü korumalıyız, yamaçlara ağaç dikmeliyiz, çığ yaşanabilecek yerlere yerleşim yerleri yapmamalıyız. Erozyon. Toprağın en verimli yeri olan üst tabakasının rüzgar, yağmur ve sel sularının etkisiyle taşınıp aşınmasına erozyon denir. Erozyonun etkisini azaltmak için bitki örtüsünü korumalı, ağaçlandırma çalışmaları yapmalıyız. Ülkemizde erozyonla mücadele etme çalışmalarında ilk akla gelen kuruluş Tema Vakfı'dır. Erozyon çölleşmeye, bitkilerin ve hayvanların yok olmasına neden olur. Erozyonu önlemek için yamaçlar ağaçlandırılmalı ve teraslanma yapılmalıdır. Akarsular üzerinde göletler ve barajlar yapılmalıdır. Ekili ve dikili yamaçlarda arazi enine sürülmelidir. Yangın. İnsanların ve doğal olayların neden olduğu yangınlar vardır. İnsanlar yangına neden olacak durumlar için tedbirli olmalıdırlar. Doğada meydana gelebilecek yangınlar için de insanların alabilecekleri tedbirler vardır. Özellikle piknik alanlarında ateş yakılması halinde ateşin kontrol altında olmasına ve işimiz bittiğinde de ateşin tamamen söndürülmesine dikkat edilmelidir. Doğada cam kırıkları bırakmamaya özen göstermeliyiz. Evet sevgili öğrenciler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Doğal afetlerle ilgili hazırlamış olduğum diğer videolarda izlemenizi tavsiye ederim. Hoşça kalın.